Merhaba değerli takipçiler, ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Bugün sizlerle yeniden Hanker videosu çekmek üzere buradayım. Gündemimiz çok güzel, bugün çok güzel konular var. Hız kesmeden hemen başlayalım. Videomu izlerken lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Dün sizlerle iki tane video çekmiştim ve orada çok iki önemli detay paylaşmıştım. Onları da mutlaka izleyin. Şimdi Hande Erçel'le ilgili önemli bir konu var. Bunu dün sizlerle paylaşmıştım bu detayı. Hande Erçel'in uzun süredir uğraştığı davanın bir bölümü neticelendi ve Hande Erçel'in lehine oldu. O konudan sizlere kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Hande Erçel sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp bazlama tabirini kullanan sosyal medya fenomeni Lütfü Kılınç'a açtığı davayı kazandı. Günlüğü 20 TL'den adli para cezasına çarptırıldı ve 2180 TL ödemesine hükmedildi. Bununla alakalı olarak çok önemli bir gazete şu tabiri kullanmış. İnsanların fiziksel özelliklerini dalga konusu yapmanın hoş bir durum olmadığından bahsediyor. Ama ünlülerin aşırı alıngan tavır takınıp dava açması da hukuk sistemini gereksiz yere meşgul etmek oluyor açıklamasını yapmış. Ve ayrıca bu paranın da Hande Erçel'in kuaför parasına yetmediğinin altını çizmiş. Ve aslında bakarsanız diyor Hande Erçel, ne ara fenomen olduğunu dahi bilmediğim Alp Kılınç'a teşekkür etmeli. Çünkü onun sayesinde haftalarca gündem olduğu espriler yapıldı. Örneğin ben Erçel'i o yorumdan sonra tanıdım demiş. Şimdi bu konuyla ilgili hemen kendi yorumlarımı katmak istiyorum. Sırasıyla gidelim. Aslında dün de söylemiştim. Hande Erçel'in biraz alıngan olduğunun altını çizmiştim. Hatta bizi de, bizim sayfamızı da, Bilal Özcan Official Instagram sayfamızda engellediğinin altını çizmiştim. Engelleme nedeni olarak tekrar söylüyorum. Biz Hande Erçel'in bir kıyafetine gelen yorumun, olumsuz bir yorumun, sünnet annesine benzetilmişti elbisesi. Sadece bunu paylaştık. Ve o paylaşan moda yorumcusunu da kaynak olarak belirttik. Yani haberimiz buydu. Hande Erçel'e alakalı herhangi bir olumsuz, ne bileyim, onu üzecek derecede bir haber girmemişti ki görüyorsunuz hep Hande Erçel'le ilgili hep olumlu konuşuyoruz. İnsanları kırmadan, dökmeden. Ama Bilal Bey'in sayfasına engeli yapıştırdı. Gerçekten şaşırdım çünkü Bilal Bey'le çalıştığım ilk zamanlardı. Dün ben bunu sizlerle paylaştığım zaman altına şöyle bir yorum yazmışsınız. Size de hak verdim. Hande Erçel o dönemlerde Alp Bey'e bu olayla alakalı dava açtığı süreçte annesinin rahatsızlığı ön plandaydı ve annesi bu hoş olmayan yorumlardan dolayı üzülüyordu. Üzüldüğü için de Hande Erçel bir tık daha bu konuda alıngan davranıyordu tarzında yorumlar yazmışsınız. Evet, o dönem Hande Erçel için gerçekten zor bir dönemdi. Neden derseniz, sadece bu konudan bahsetmiyorum. Birçok insan oyunculuğunu eleştiriyordu. Oyunculuğuna olumsuz eleştiriler geliyordu. Belki Hande Erçel normalde bu kadar takılmayacaktı belki de. Ama annesi için belki de daha fazla takılmaya karar verdi. Ama şu an için, şu süreç için şunu söyleyebilirim. Bu saatten sonra en azından bence alıngan olmaması gerekiyor. Biraz haklı olduğu taraf var. Oyuncuysanız, bakın biz magazin sayfasıyız. Bize neler geldi? Özellikle Nisa Barış'la misal örnek veriyorum. Aşk haberini yaptık ilk başlarda. Fanlar bizi resmen topa tuttu. Yani neler neler, Bilal Bey neler neler yazdılar. O zaman biz de gidip hepsine teker teker dava açalım. Yani bir tık daha sakin olması gerekiyor. Çok fazla yorumlara takılmaması gerekiyor. Ve bu gazetenin İki noktada eleştireceğim. Bir defa Hande Erçel'i tanımıyorum, o zamanlar için bile olsa. Tanımıyorum demeniz komik. Trajikomik. Hem Arap ülkelerine açıldı kız hem de dünyada farklı noktalarda bir sürü hayranı sahip fan kitlesi var. Yani sizin çok popüler, o zamanlarda Güneş'in Kızları dizisi zaten ortalığı kasıp kavuruyordu. Yani bilmemem, benim imkansızken sizin bilmemeniz bir gazeteci olarak olmadı. Yani ben bu yoruma kesinlikle katılmıyorum. Alp Kılınç ne zaman fenomen oldu? Alp Kılınç'ın zaten olayı ünlüleri esprili bir şekilde tiye almak. Bazlama kelimesini de bakış açısına göre değişir. Bence esprili bir dildi. Bir tık belki kullanabilirdi, kullanmayabilirdi ama dava açılacak kadar büyük bir olay mıydı derseniz bence değildi.
Hatta Hande Erçel'in bazlama ekmeğiyle bir tane de fotoğrafı var diye biliyorum. Ama kendisi rahatsız olduysa davasını açmış. İlk bölümünü kazanmış. Şimdi diyor ki, avukatının hemen açıklamasından da bahsedeyim. Avukatı Nail Gönenli, manevi tazminat davamız 25 Şubat'ta görülecek. Ceza kararı çıktığı için manevi tazminat davamızın da lehimize sonuçlanacağını düşünüyorum. Adalet yerini bulacak demiş. Belki de Hande Erçel'in çok hassas olduğu bir konudur. O dava da sonuçlandığı zaman değerli takipçiler sizlerle paylaşacağım. Ama bana göre bir tık alıngan sanki. Çünkü Alp T'yi aldı evet ama aynı zamanda Hande Erçel'in gerçekten de gündemde kalmasını da sağladı. Bakın gerçekten çok böyle argo ya da çok hoş olmayan bir kelime kullansaydı o zaman gerçekten daha çok hak verirdim Hande Erçel'e. Ama dediğim gibi o dönemlerde çok zor şeyler yaşadı. Belki de o nedenle bu davanın kendi lehine sonuçlanması için de uğraşıyor olabilir. Çünkü annesi de biliyorsunuz hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin. Ama o süreçten sonra Hande Erçel'in duruşu, güçlü duruşu, ablasının kardeşine, kardeşinin ablasına olan desteği ve hala birbirlerine destek vermesi takdire şayan. Allah ikisinin de yolunu açık etsin değerli takipçiler. Şimdi bu konuyu çok uzatmadan düşüncelerimi söyledim. Ne olursa olsun, bakın Hande Erçel'e o dönemlerde çok olumsuz yorumlar gelmişti. Ne olursa olsun onun önü açık değerli takipçiler. O yüzden olumsuz yorumlara takılmak yerine önüne baksın. Ben inanıyorum ki çok daha iyi işler yapacak. Çok da güzel bir kadın. Oyunculuğunu daha da geliştireceğine inanıyorum. Ve şimdi gelelim Hande Erçel'in taşınma hazırlıkları. Tam gaz devam ediyor değerli takipçiler. Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile alakalı bir detaydan sizlere bahsetmek istiyorum. Çok kısa bir şekilde bahsedeceğim. Asıl önemli detayı ikinci videomda paylaşacağım. Oraya mutlaka uğrayın. Bu aşk dedikoduları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İkinci videomu bugün mutlaka izleyin diyorum. Hande Erçel'in taşıma telaşı başladı değerli takipçiler. Hatta biliyorsunuz aynı bir poz paylaşmıştı. Gösterişli evi ve güzelliği ile dikkat çekmişti. Hatta Hande Erçel taşınmasıyla alakalı şöyle bir paylaşım yaptı. Ben ve yeni evim hazırlanıyoruz başlığı adı altında bir sayfa etiketledi. Onun için reklamını yapmış olmayalım ama taşındığının da altına çizdi. Paylaştığı fotoğraflarda da hatta videoda paylaştığı hatırlıyorum. Ben evini çok beğendim. Güle güle otursun değerli takipçiler. Hak ediyor da kazanıyor da zaten. Kazancını doğru bir şekilde bir yatırım olarak değerlendirirse ileride zorluk çekmez. Maalesef oyuncuların yaptığı bir hata var. O da kazandıkları parayı düzgün bir şekilde değerlendiremedikleri için sonradan sıkıntı çekmeleri. Umarım bu sıkıntıyı çekmez. Ben Hande Erçel'in akıllı olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuyla alakalı dediğim gibi ikinci videoyu mutlaka izleyin. Asıl önemli detayı ikinci videoda birçok magazin haberini yorumlarken arada parantez açıp onlardan bahsedeceğim. Bugünlük benim düşüncelerim bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bilal Bey'i merak edenler oluyor. Bilal Bey tek tük videolar atmaya çalışıyor ama şu an iş için seyahatte, bu nedenle video çekemiyor. Ama çok yakın zamanda daha çok video çekip sizlerle buluşacak değerli takipçiler. Merak edenler olmuş. Ben de YouTube kanalımızın boş olmaması için, boş kalmaması için ekstra bir çaba sarf ediyorum. Bununla alakalı yorumlarda şöyle yazmışsınız. Bu kanal Bilal Bey mi sizin mi diye. Tabii ki Bilal Bey'in ama ben Bilal Bey'in boşluğunu doldurmak ve sizin de merakınızı gidermek için ekstra fazla çalışıyorum. Bu nedenle videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum ve yorumlarınızı okumaya devam edeceğim değerli takipçiler. Görüşmek üzere.